Yeni bir videodan herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ismim Zeynep. Şu anda nişanlıyım arkadaşlar ve evlilik sürecindeyiz. Sizlere bu kanalda nelerden bahsediyorum, nelerden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi öncelik olarak almış olduğum çeyizleri sizlerle paylaşıyorum. Ve ilerleyen zamanlarda eşyalarımızı almaya başlayacağız. Onlarla ilgili de sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm için videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım severek izlersiniz. Lütfen eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Peki şimdi geldik. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğimi. Bugün arkadaşlar Karaca'dan almış olduğum misafir yemek takımım var. Misafirlik için kullanacağım çatal kaşık bıçak takımım var. Yine misafirde özel günlerde kullanmayı düşündüğüm için almış olduğum bir kahvaltı setim var. Ve görmüş olduğunuz gibi dev bir kutumuz var. Bunun içerisinde de Evsan'dan almış olduğum çelik tencere setim var arkadaşlar. İlk olarak sizlerle misafir yemek takımımı paylaşacağım. Onun kutusu çok büyük olduğu için buraya çıkartamadım. Hemen sizlere tek tek ürünlerimi göstereceğim. Öyleyse başlayalım. Şimdi sizlere misafir yemek takımımın kutusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle bu şekilde gayet güzel paketlemişler. Yani herhangi bir kırılma falan söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi tabakları dizmişler. Kaseleri ayrı koymuşlar. Servis tabaklarını, pasta tabaklarını ayrı şekilde muhafaza etmişler. Umarım gerçekten bu paketlemeye değer ve taşınırken falan kırılmaz. Gerçekten gayet güzel. Şimdi sizlere modeli yakından göstereceğim. Ben misafir yemek takımı için böyle kare tercih ettim. Günlük yemek takımımı yuvarlak alacağım için böyle misafir için olanı da kare tercih etmek istedim. Zaten çok sıkla kullanmayacağım için böyle bir model tercih ettim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu servis tabağımız. Sizlere yakından göstereyim. Böyle gold detaylı ağaçlı bir modelimiz var. Bu kenarında da aynı model devam ediyor ama biraz daha sönük bir şekilde yapılmış arkadaşlar bu. Bence gayet şık bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle hemen çukur tabağını da sizlerle paylaşayım. O da bu şekilde. Bu üründe dikkat etmeniz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi, görmüş olduğunuz gibi böyle ağaçlar birbirini tamamladığı için üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz. Yani gidip de bunu böyle koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi çok saçma bir görüntüye sahip oluyor. O yüzden böyle bu şekilde hepsi üst üste gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu kenarlarında gold detayları uygulanmış. Ama diğer kenarlarında bu detay mevcut değil. Şimdi çukur kasemizi de sizlerle paylaşayım. Kasemiz de bu şekilde arkadaşlar. Bunu da böyle bu şekilde koyuyorsunuz. Bence gayet güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Bu takımı eğer Karaca mağazalarına gittiyseniz çok fazla görmüşsünüzdür. Orada çok sık bir şekilde sergileniyor gerçekten. Kombin yapmak oldukça basit. Yanlarına böyle gold detaylar kullandığınız zaman çok uyumlu oluyor gerçekten. Şimdi pasta tabağını da sizlerle paylaşayım. Pasta tabağımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi aynı ağaç desenleri burada da mevcut. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyor arkadaşlar bu arada. Şöyle sizlerle diğer parçalarını da paylaşayım. Bu ortaya kullanacağınız salata tabağı olarak geçiyor. İsterseniz böyle bu şekilde dik olarak, isterseniz de yan olarak kullanabilirsiniz. Her şekilde uyumlu oluyor, güzel oluyor gayet. Bu tabaktan 3 adet mevcut. Şimdi bir de böyle büyük bir servis tabağımız var diyelim. Bu da yine aynı desenden arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bundan 1 adet var. Şimdi şöyle tuzluklarına, baharatlıklarına gelelim. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir tuzluğumuz var. 3 tane delik mevcut bunun üzerinde. Bir deseni böyle. Arkasında da yine sönük aynı desenden uygulanmış arkadaşlar. Altından dolduruyorsunuz bildiğiniz gibi bu ürünleri. Bunu büyük ihtimalle tuz için kullanabilirim. Yalnızca bunda bir delik kullanmışlar. Artık bunu karabiber için kullanırım diye düşünüyorum. Karabiber, pul biber için kullanılabilir. Bir de böyle kürdanlığımız mevcut.
Bu ürün de bu şekilde. Bunlara uygun olacak bir peçetelik almam gerekiyor arkadaşlar. Bir de bunlara uygun su takımı almadım. Eğer bildiğiniz bunlara yakışacak su takımı varsa benimle paylaşırsanız çok memnun olurum gerçekten. Yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Çatal kaşık bıçak seti olarak da arkadaşlar Karaca'nın Elegans serisini tercih ettim. Sizlere göstereyim ismini yakından. Şimdi beraber açalım. Eğer sizler de çatal kaşık seti aldıysanız biliyorsunuzdur. Böyle bu şekilde içerisinden kutulu çıkıyor arkadaşlar bu. Şöyle kendine ait şık bir kutusu var gerçekten. Çok hoş. Beraber şimdi kutuyu açalım. Ta 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 tam. İçi bu şekilde. Bu modeli de gerçekten oldukça sade tercih ettim. Şöyle altında diğer parçaları mevcut. Üzerinde ise böyle güzel şık bir kutunun içerisine çatal kaşık takımlarını koymuşlar. Bildiğiniz gibi 12 kişilik arkadaşlar bunlar. Şöyle kutuyu yakından sizlere göstereyim önce. Böyle bu şekilde dizayn edilmiş. Çay kaşığımız, tatlı kaşığımız, yemek kaşığımız, bıçak var. Yine tatlı için kullanacağınız bıçak var. Yemek çatalı var ve tatlı için kullanacağınız çatal var arkadaşlar. Şöyle kaşığımızdan başlayalım göstermeye. Desenini böyle sade tercih ettim. Bütün takımlarımla uysun istemiştim alırken. Sizler de buna dikkat edebilirsiniz. Böyle burasında sadece bir detay var arkadaşlar. Kalite olarak gerçekten gayet güzel. Parlaklıkları falan şu anda gerçekten harika. Yemek kaşığımız bu şekilde. Bıçağımız da bu şekilde. Ben gerçekten bıçağın modelini çok beğenmiştim. Çok şık duruyor bence. Şöyle bu da tatlı bıçağımız. Bu da gerçekten gayet güzel duruyor görsel olarak. Bu da çatalımız. Gayet sade ve güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Bu yemek takımının yanına gold çatal bıçak takımı da gerçekten uyumlu olur. Çatal kaşık bıçak setim de bu şekildeydi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 84 parça oluyor. Yani 12 kişilik olmuş oluyor. Ben gayet güzel severek kullanacağımı düşünüyorum. Alırken bu arada farklı modellerde çatal kaşıklar mevcuttu. Ben böyle sade bir model olsun istediğim için sadece böyle burasında detay olanı tercih etmiştim. Gayet de severek kullanacağımı düşünüyorum. Şimdi bunları kaldırıyorum ve sizlerle kahvaltı takımımı paylaşacağım. Bence çok cici bir kahvaltı takımı. Çok beğeneceksiniz. Şimdi geldik Karaca'dan almış olduğum 32 parça Manolya isimli kahvaltı takımına arkadaşlar. Bu da gerçekten çok severek ve beğenerek tercih ettiğim bir model olmuştu. Önce kutunun içini size göstermek istiyorum. Nasıl paketlendiğini de görmeniz için. Gerçekten gayet güzel kırılmayacak bir şekilde konumlandırılmış ve paketlenmiş durumda. Kamerayı elime aldım ve geldim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok cici güzel bir kahvaltı takımım var. Parçaların hepsini çıkartmadım. Sadece birkaç adet çıkarttım sizlere göstermek için. Şöyle yakından inceleyelim istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle pembe güzel bir çiçek uygulanmış üzerinde ve burasında kelebek detayı var. Bu benim çok hoşuma gitmişti alırken. Tabak kare arkadaşlar. Gayet güzel bir boyuta sahip bence. Tabaktaki en güzel özelliklerden bir tanesi yine sanki böyle kelebekmiş gibi hafif bir girinti yapmışlar buraya ve güzel olmuş gerçekten. Çok da şık durduğunu düşünüyorum bu sayede. Bundan bildiğiniz gibi 6 adet var. Kahvaltı takımları 6 kişilik oluyor arkadaşlar. Eğer isterseniz aynısından bir adet daha alıp 12'ye tamamlayabiliyorsunuz. Ama bence 6 adet yeterli olduğu için ben sadece bir takım almıştım bundan. Şöyle içerisinden böyle tabak çıkıyor. Bunu isterseniz işte peynir, zeytin koymakta, salatalık, domates doğramakta falan kullanabilirsiniz. Gayet güzel gerçekten boyut olarak. Bu tabaktan 2 adet mevcut. Böyle minik bir kasemiz çıkıyor. İşte zeytinlerinizi koyabilirsiniz. Ne bileyim peynirlerinizi koyabilirsiniz. Reçeldir, baldır koyabilirsiniz. Güzel bir boyuta sahip bence. Gayet yeterli. Böyle kenarları gördüğünüz gibi yine aynı girintilere sahip. Böyle tuzluğumuz var arkadaşlar. Bunda güzel gayet 5 tane delik uygulamışlar. Güzel akar diye düşünüyorum tuz.
Burasında böyle güzel bir kelebek detayı var. Hafif bir pembeliği var gördüğünüz gibi şöyle yukarı çıktıkça. Bu gerçekten güzel bir görüntü vermiş bence. Ben özellikle bu detayı da ayrı bir sevdim diyebilirim size. Cici bir kahvaltı sofrası oluşturulur yani gerçekten. Bunlara uygun tabii ki masa örtüleri almam gerekiyor. Henüz bunlara uygun masa örtüsü de almadım. Şimdi geldik en güzel tarafına. Kupa. Bildiğiniz gibi ben kupaları çok seviyorum. Şöyle kupanın kulbunu ayrı bir sevdim arkadaşlar. Şöyle beyaz da göstereyim size daha iyi anlamanız için. Gerçekten gayet güzel bir kupası var. Çay bardağı var diyebiliriz. Böyle bu şekilde. Bu bardakları severek kullanacağım kahvaltı sofralarında. Böyle kupa altlığımız da bu şekilde arkadaşlar. Bu da gerçekten gayet güzel. Tabakların yetersiz olduğu durumlarda istersen bu tabağı da kullanabilirim bence. Gayet bu da güzel bir boyutta. Yani bunun içerisine de bir şeyler koyulabilir. Kupanın altına illa o tabağı kullanacaksınız diye bir kaide yok. Kupayı tek başına da böyle konumlandırıp kullanabilirsiniz bence. Gördüğünüz gibi gayet birbirleriyle zaten uyum içerisindeler. Şöyle bir de çay kaşıkları var arkadaşlar. Onlar da bu şekilde. Burasında sadece böyle bir çiçek deseni oluşturmuşlar. 6 adet var bu üründen de. Kahvaltı takımım da bu şekildeydi. Görmüş olduğunuz gibi şimdi geldik Emsan'dan almış olduğum Everest isimli çelik çeyiz setimize. Şimdi şöyle beraber açılışını yapalım. Kutunun içerisinden her biri yine böyle kutulu bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde muhafaza edilmiş durumda gerçekten. İlk ürün olarak sizlere cezve setini göstermek istiyorum. Şöyle açalım beraber. Cezve setimiz bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi böyle çelik bir standı var. Ama ben standıyla kullanacağımı düşünmüyorum. Şöyle her biri yine ayrı şekilde paketlenmiş. 3 tane boydan oluşuyor arkadaşlar. En büyük boyumuz bu şekilde. Cezve setinde en sevdiğim özelliklerden bir tanesi görmüş olduğunuz gibi kulbu gayet uzun. Bu şekilde ocakta ısınsa da elinizi yakmazsınız. Kenarından tutsanız gayet sıkı sıkıya tutabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle buraları ısınacaktır çünkü. Böyle yuvarlak yapılmış. Gerçekten gayet güzel bence. Şimdi bir de böyle ortanca bir boyutu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde kulpları uzun. Bu ürün de bu şekilde. Bir de en küçük olan boyumuz var. O da bu şekilde. Hepsini asacak olursam böyle burasından tutup taşıyabilirsiniz. Kenara kaldıralım. Şimdi geldik bu kutumuza. Kutunun içerisinde tenceremiz var. Bu ürün bu şekilde gayet güzel paketlenmiş gördüğünüz gibi. Kulpları takılı bir halde. Şimdi ben diğer ürünlerimi de kutularından çıkarıp jelatinlerini açıp geliyorum hemen. Şimdi tencerelerimi çıkarttım ve geldim arkadaşlar. İlk olarak en küçük tenceremize başlamak istiyorum. Bu ürünümüz 20 cm arkadaşlar ve 3 litre kapasiteye sahip. Görmüş olduğunuz gibi kulpları böyle bu şekilde. Kapakları böyle hafif cam ve ortasındaki kulbu böyle bu şekilde yapmışlar. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış bence. Benim çok hoşuma gitmişti alırken. Bu arada çelik tencerelerinizi artık alırken bence cam tercih edin kapağı. Bazı kapaklar komple mesela böyle olmuş oluyor. Bu da kötü bir görüntü veriyor bence. Böyle cam olması daha şık bir görüntü veriyor. Bu tenceremiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu ürünlerle ilgili kullanım talimatı vermiş tabii ki burada. Paslanmaz çelik ürünlerle ilgili. Hem kullanım kılavuzu hem de garanti belgesi olarak geçiyor. Ben böyle kısaca üstten baktım. Limon suyu ve sirkeyle çok güzel bir şekilde temizleneceğinden bahsetmiş. Bu dediğim gibi en küçük boydu. Bu boyumuzda 22 cm arkadaşlar ve 3,5 litre hacme sahip. Yine aynı şekilde tasarlanmış bu da.
gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi genişliği, boyutu falan gayet kullanışlı bir ürün. Burada Ikea'da kapak dizici bir ürün satılıyor. Oradan bakarsanız görürsünüz. Böyle kapakları yan bir şekilde dizmenizi sağlıyor bu ürün. Eğer ondan alırsam tencerelerimi böyle bu şekilde üst üste konumlandırmayı düşünüyorum. Gerçekten böyle mutfak dolaplarında yer kaplamayacaklardır. Şimdi bir diğer boyumuza geçelim. Bu gerçekten oldukça büyük. Bu ürün de boyut olarak 24 cm arkadaşlar ve 5 litre hacme sahip. Şimdi geldik en son tenceremize. Bu tencere de arkadaşlar hem pilav tenceresi olarak geçiyor hem de karnıyarık tenceresi olarak geçiyor. Bildiğiniz gibi artık pilavlar için çelik tencere kullanmıyoruz. Yanmaz yapışmaz yüzeye sahip olan granit tencerelerden kullanıyoruz. Böyle mutfak dolaplarını bu şekilde konumlandırmayı düşünüyorum. İkişer adet, ikişer adet böyle gayet sığıyorlar. Dediğim gibi kapaklar için ayrı bir kapak dizici alacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim çaydanlığımıza. Çaydanlığımızın üst katı bu şekilde. Şöyle güzel bir kapağı var. Böyle bu şekilde. Alt boyu da böyle arkadaşlar. Buralarından böyle delikler yapmışlar. Sanırım dökülmeyi ve taşmayı önlemek adına. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir emsal yazısı mevcut. İkisini üst üste koyduğumuzda da çaydanlığımız bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim gerçekten. Gayet güzel bir çelik çaydanlık için. Ayrıyetten bir tane belki küçük çaydanlık alabilirim. Çünkü hacim olarak bu biraz büyük gelebilir günlük kullanımda. İki kişiyken fazla gelebilir. Şimdi geldik son ürünümüz olan düdüklü tenceremize. Düdüklü tencere oldukça büyük arkadaşlar. 7 litre. Ben düdüklü tenceresini ayrı olarak almak istemedim arkadaşlar. Alırken setin içerisinde olmasını tercih etmiştim. Çünkü ayrı fiyatlara satıldıkları zaman gerçekten çok pahalılar. 700 TL, 1000 TL gibi fiyatlara satılıyor gerçekten. Hiç gerek yok. Ben açıkçası böyle şeylerden korkan birisi de değilim. Yani başınıza geleceği varsa en kaliteli olan ürünü aldığınız zaman da Allah göstermesin. Başınıza gelebilir patlama olayı falan. O yüzden tabii ki kaliteli ürünleri tercih etmemiz önemli. Ama gidip de böyle hani en kalitelisini alayım, aman hiç patlamasın, kesinlikle öyle olmasın, böyle olmasın diye bir derdim yok. Böyle şeylerden biliyorsunuz ki korktukça başınıza gelir derler. Allah korusun diyoruz. Her seferinde güzelce besmelemizi çekersek Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz diye düşünenlerdenim ben. O yüzden çelik tenceresinin içerisinde bu düdüklü vardı. Ben de aldım bunu. Emsal'ın da kalitesi gerçekten güzel, güvenilir tencere konusunda. Şurada iki tane kademeden oluştuğunu göstermiş. Şöyle bunu ileriye ittiriyorsunuz. İlk aşama sebze, ikinci aşama balık ve et ürünleri için. Her seferinde sesi çıkıyor, duyuyorsunuzdur. Böyle iki kademeye ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan bildiğiniz gibi buharı çıkıyor tenceremizin. Sonra geldik tencerenin açılış ve kapanışına. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kapağı kapalı değil. Kapağını bu arada içinde sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle burasında silikon bir kapak kullanmışlar. Burayı her seferinde yıkıyorsunuz. Güzel temizlemeniz gerekiyor. Kapak tabii ki biraz ağır arkadaşlar. Şöyle kapağının kulbunu kaldırdığımız zaman açılıyor buraları. Şuradaki ortadaki tuşa bastırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kilitlendi sımsıkı. Tekrar kapağı açmak için burada open yazan kolu çekiyorsunuz. Çıt sesi geldi ve kapağı kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde güzel bir korunaklı bir mekanizma yapmışlar. Gayet kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şuradan dediğim gibi iki kademesini ayarladıktan sonra tencereyi güvenle kullanabiliyorsunuz. Bunun da içerisinden yine kullanım talimatı çıkıyor. Kullanım talimatlarını okumanızı böyle şeylerde tavsiye ederim. Sizlere de bu Emsan çelik tencere setini öneririm gerçekten. Çünkü Emsan çelik tencere de bildiğiniz gibi eski bir marka. Karaca'nın çelik tencerelerindense Emsan'ın çelik tencereleri daha çok tercih ediliyor.
Sizlerle bugün paylaşmış olduğum ürünlerim bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videomu beğenmeyi ve değerli görüşlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.